Balkan savaşlarını takip eden Osmanlı münevveri, Osmanlı aydını Aron Andonyan diye bir adam vardı Yusuf. Bundan 100 yıl önce. Bu adam şöyle yazmıştı. Anneler çocuklarını öç almaktan bahseden ninnilerle büyüttüler. O ninnilerle büyüyen çocuklar 11 Temmuz'da Balkanlar'da kabus yaşattılar. Millet uykudayken değil, bir gece vakti değil, bir öğle vakti herkesin gözünün içine baka baka bu soykırımı tüm dünyaya hediye ettiler. Ve bugün birileri Avrupa'da mahkeme kurmuş La Haye'de, ressam Rembrandt'ın yaşadığı ülkede, Rembrandt'ı da biz çok iyi tanırız, mahkeme kurmuşlar ve diyorlar ki bize, biz onları yargılayacağız, siz rahat olun. Bize onu söylemesinler Yusuf, gitsinler Potoçari'ye, gitsinler Srebrenica'ya, orada yatanlara söylesinler. Ama biraz bağırmaları gerekecek çünkü onların kulaklarının hepsi toprakla dolmuş kardeşim. Biz burada kardeşlikten bahsetmek istiyoruz. Gerçeklerden ve sadece gerçeklerden. Bu bir soykırımdır kardeşim. Bununla yüzleşecekler. Ama bugün, ama yarın, ama 20 yıl sonra, ama 100 yıl sonra yeni yetişen nesiller zihinlerinde bununla yüzleşecekler. Diyecekler ki biz böyle bir ayıp ettik. Sırp toplumu ile Boşnak toplumu arasında 3 özellik vardır Yusuf. Komşuluk, akrabalık ve yıkım. Biz bu üçüyle beraberiz onlarla. Ve bugün Belgrad'da insanlar Srebrenica'da soykırım var dediler. Yiğit, yürekli, akıllı insan insanlar yani. İnsanlar, kurtlar değil. Dediler ve diyecekler. Yeni nesiller bunu diyecekler. Bunun kaçarı yok çünkü Yusuf. Bütün dünyanın gözlerinin önünde bir avuç Sırp diyorum, çetnik. Tüm medeni dünyayı püskürttü abicim. Bütün dünya bunu izledi. Birileri diyor ki Avrupa'nın ikiyüzlülüğü. Böyle bir şey yok. Kasıtlıydı bu abicim. Kasıtlı. Neden diyeceksin? Silahsız bir millet, 3500 AK-47 silah, karşı tarafta Avrupa'nın en büyük 3. ordusu. Sen onlara ambargo koymuyorsun, sen geliyorsun bu garibanların silahlarını topluyorsun. Bir de bu diyorsun ki bana güvenin, güvenli bölge. Sonra gidiyorsun bu insanları teslim ediyorsun. Abi bunun neresi ikiyüzlülük? Bu kasıt. Ve bu katliam değil, soykırımdır. Soykırım dediğim gibi Rafael Lemkin, Polonya Yahudisi 1956 yılında tüm dünyaya kötülüğün, vahşetini anlatmak için bu terimi kullanmıştır. Boşnak toplumu dünyaya sadece bu terimle kendini anlatabilir. Bakın ben buradan bir daha söylüyorum. Bizim dünyaya kendimizi ifade edebileceğimiz yegane kavram soykırımdır. Biz soykırıma uğradık. Bizi çizmeye çalıştılar. Baktılar ki olmuyor. Baktılar ki bu insanların orta çağda krallığı var. Baktılar ki bu insanların bir medeniyeti var. Biz dediler bunları çizelim. Sırp tarihçiler geliyor. Ben sana bir örnek vereceğim. Sen de tanıyorsun. Bir televizyonlarda bizi manipüle etmeye çalıştılar. Olsun. Geliyorlar diyorlar ki sen biliyor musun diyorlar Selim Sokollu Mehmet Paşa Sırp'tı. Siz diyorum niye onun yaptırdığı hamamları, hanları, çeşmeleri yıktınız? Susuyorlar. Yusuf kalitesizlik var. Bak Avrupa 1000 yıllık bir süreçte 9. yüzyıl Kronoloj Rönesansı, 13. yüzyıl Hohenstaufen Rönesansı, 15. yüzyıl Gerçek Rönesans, 18. yüzyıl Aydınlanma ve Sanayi. 1000 yıllık bir süreçte milli, kültürel, tarihi, edebi, sanatsal bir olgu, bir aksiyon yarattı. Balkanlar bu aksiyonun dışında kaldı. Balkanlar Avrupa değildir. Coğrafi olarak Avrupa'dır ama Avrupa'nın ötekidir. İşte Balkanlarda milli devletler, ulus devletler oluştu. Sonra ulus milletler oluşturulmaya çalışıldı. Ama Avrupa'da ilk önce ulus milletler oluşturuldu. Sonra ulus devletlere geçildi. O yüzden abicim tarihçiler ideolojik tarih yazımına gitti. Ezilmişlik ve seçilmişlik kompleksiyle. Zaten 16. yüzyılda Avrupa'da barbar Türk rövanştaydı o algı. Hemen Balkan sahte entelektüelleri bunu aldılar, kendi tarihlerine enjekte ettiler. Dediler ki bakın Türkler barbar. Bütün kötülüklerin sorumlusunu Osmanlı olarak gösterdiler. Ne oldu sonra abi Türkler gittikten sonra? Kime bu algıyı yapıştırmaları gerekiyordu? 11 Temmuz 1995'te Mladic'in konuşmasında bu görünüyor. Ne diyor? Türklerden, Türkleşenlerden, Yeniçerilerden intikam alma zamanı gelmiştir. İşte biz de bu algıyla saldırdılar. Dediler ki bunları yok edin. Bunlar bizim gibi olmak istemiyorlar. Bizle aynı olmak istemiyorlar. Bunları öldürelim. Neydi? Laborsman. Almanların yaşam alanı için mücadele. Naziler neyse abi çetnikler o. Bu coğrafyada gerçekler inatçılık kardeşim.
Er ya da geç bizim söylediklerimizi başkaları da söyleyecek ve bu gerçek üstü örtülemeyecek yani. Bu Srebrenica'dan önce 50 yıl önce Limska Dolina'da Pavle Djuricic ve Draže Mihailović 11.200 insanı nasıl katlettiklerini askeri genelkurmay raporlarına yazdı. Biz bu raporları gördük. Burada da var. Hani biz bunu sürekli yaşıyoruz Yusuf. 300 yıldır yaşıyoruz. Fransızlardan insanlar burada 200'lülük diyorlar. Biz kasıt diyoruz işte yani. Bu bir kasıttır Yusuf. Biz Hollanda'yı Yusuf 16. yüzyıldan biliyoruz. Rembrandt'tan biliyoruz. Hollandalı Rembrandt'tan. Rembrandt çok büyük bir sanatçıdır. Rembrandt'a Hollanda Meclisi bir iş veriyor. Diyor ki, Hollanda ulusunu resmeder misin? Rembrandt kabul ediyor. Ve bir resim çiziyor. Karikatürden gideyim sana. Bir görüyorlar resmi, diyorlar ki sen ne yaptın be adam? Bu Hollanda ulusu değil. Hayır diyor. Ben sizi nasıl görüyorsam ben söyle resmettim. Ellerinde kılıçlar, kan akıyor. Her yer kan. Yani Batı'yı, Hollandalı, Hollanda'yı Hollandalı ressam daha 16. yüzyıllara resmetmiş. Yusuf, İncil, Luka 27, Matta 29 şöyle der. Komşunu kendin gibi sev. Bizim amacımız burada dinsizleri dinlerinden arındırmak değil, günahlarından da arındırmak değil. Biz burada inandığımız doğrultuda konuşuyoruz ve diyoruz ki gerçekler inatçıdır. Niye bunu söylüyoruz biliyor musun Yusuf? Haç suresi 40 bize ne der? Der ki onlar yalnızca Rabbimiz Allah dedikleri için yerlerinden, yurtlarından sürüldüler, öldürüldüler. Ve Nisa suresi 75 bize bir emir verir. Der ki siz yerlerinden, yurtlarından sürülen, öksüz, yetim bırakılan insanlar için bir şey yapmayacak mısınız? Onlar Luka 27, Matta 29'da komşularını kendileri gibi sevmediler. Ama biz inandığımızı yapalım Yusuf. Biz sahip çıkalım oradaki insanlara. Ve onlardan komşularını kendileri gibi sevmesini bekleyelim. Kendi inandıkları kitapta yazdığı gibi. O yüzden yolumuz uzun. Ja dajem poruke kroz svoje karikature. Ako sam uspio ovdje među vama i među građanima ove opštine Bajram Paša da približim... Meselenin özü kardeşim 2000 yıl önceye gidiyor. 2000 yıl önce 395 yılında Doğu Roma ile Batı Roma ayrıldığı zaman mesele orada başlıyor. Belgrad'da Sava Nehri'nin hattı, Sava Nehri'nin çizgisi Dalmaçya'dan Adriyatik'e akıyor. Ve abicim bu çizgi ilk orada atlıyor. Bu çizgi dünyanın en eski sınırıdır. Aynı çizgi üzerinde 1054 yılında kiliseler ikiye bölünüyor. Ortodoks dünya ile Katolik dünya birbirinden ayrılıyor. Aynı çizgi 16. yüzyılda Osmanlılarla Habsburgları ayırıyor. Yusuf aynı çizgi Yugoslavya'yı bölüyor. Aynı çizgi insanları bölüyor. Aynı çizgi bu vahşetleri yaşatıyor. Katolik Hırvatlar, Katolik Slovenler, Müslüman Boşnaklar ve Ortodoks Sırplar hep bu çizgi üzerinde şekillenmiştir. Tarihleri, kültürleri ve milli kimlikleri. Hala da yok hükmünde bir soykırımla karşı karşıyayız. Ve dünyaya kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Anlatmak zorundayız. Ediyorum. Ve anlatmaya çalışıyoruz. Bak bunu bugün sanatla ifade ediyoruz. Yarın başka bir şeyle biz bunu ifade etmek zorundayız Yusuf. Bir toplumun başına gelebilecek en kötü iki şey vardır abiciğim. Birincisi sürgün edilmek. Ama sürgün edilmekten daha kötü olan şey nedir biliyor musun? Sürgün edildiğini unutmaktır. İkincisi soykırıma uğramaktır. Ama soykırıma uğramaktan daha kötü olan şey soykırıma uğradığını unutmaktır. İnsanlar kim olduklarını unuttuklarında ölürler.